Herkese merhabalar dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Emeklilerle alakalı yeni gelişmelere, yeni açıklamalara, yeni zam haberlerine yer verilmiş durumda. Özellikle en düşük emekli aileden alakalı Haziran ayında beklenen gelişmeler vardı. Seyyanen zam gelecek mi? Vardı, gelmedi. Maalesef maaşlar bayramda bile yatırılmadı. Bundan dolayı emekliler kırgın, üzgün. Emekliler gerçekten de beklediklerini bu ay içerisinde alamamış durumdalar maalesef. Emeklilere özellikle Temmuz ayında bir kaynak yaratılaraktan, bu kaynak yasalaştırılaraktan hem seyyanen zam hem de enflasyon farkı, akabinde ise bir de refah payı verilerekten Temmuz ayında emekli aylıklarının en yüksek seviyede iyileştirmeye çalıştıkları iddiaları hala da sürmekte. Bunun 10.000 TL alan en düşük emekli aylığına özellikle bir seyyanen zam yapılaraktan ilk etapta en düşük emekli aylığı alanlara 10.000 TL alanlara seyyanen zam yapılaraktan arkasından da Temmuz'da bir zam yapıldıktan sonra en düşük emekli aylıklarının 18 bin lira, 19 bin lira seviyelerine getirilmesinin planlandığı dile getiriliyor. Aynı oranda dul aylıkları, yetim aylıkları, engelli aylıklarının da artmasının beklediği dile getiriliyor. Tabii ki istekler şu yönde: en düşük dul yetim aylıkları da en düşük emekli aylığından aynı olsun diye talepler var. Ama maalesef en düşük emekli aylığı 10.000 TL ise bu aylıklar kimisi 7.000 lira, kimisi 6.000 lira gibi rakamlara kadar düşmekte. Onların istekleri de en düşük emekli aylığı 20.000 TL ise bizim maaşımız da 20.000 TL olsun diyerekten ifadelere yer veriyorlar. İnşallah onların istekleri de gerçekleşir diye ummaktayız. Temmuz ayında gelecek zamlarla beraber en düşük emekli aylığının 19.000 TL bandına kadar çıkartılaraktan emeklilere bir nebze olsun iyileştirme yapılmasının, onların rahat yaşamlarının daha da arttırılması. Emekli yılı ya bu yıl, ondan dolayı böyle söyledik. Emekli yılı olduğu için emekli yılı ilan ettiler ya, ondan dolayı daha da rahat etmesi için çalışmaların sürdüğü söyleniyor. Sizce bu emekli yılında, emekli yılımızda emekli maaşları, kiralar, enflasyon, gıda fiyatlarının artması, bu paralara, şu anki paralara ödenmesi kolay mı? Ne kadar olursa emekli kirasını rahatlıkla ödeyebilir, marketine rahatlıkla gidebilir veya istediği bir şeyi ne kadar rahatlıkla yapabilir? Bu para kaç TL olmalı dostlar? En düşük emekli...